Merhaba arkadaşlar, tekrardan kanalımıza hoş geldiniz. Yani sakin sakin arana kasayım diyorum arkadaşlar, bırakmıyorlar abi, bırakmıyorlar. Yani bu yeni nesil yok mu, bu zaman nesil? Birbirlerini yiyorlar arkadaşlar. Yapmayın arkadaşlar diyorum. Yani bak, bugün ayın 25'ine girmişiz, 25 Ağustos. 4 gün evvel girmişim, yaşım 45. Gençler yormayın beni diyorum ama arkadaşlar adamlar işsiz, güçsüz. Action. Hayatları bunların action var ya. Ağız tadıyla kasamıyoruz. Şaka bir yana arkadaşlar, zirvede işler biraz kızışmış durumda. Neden kızışmış durumda arkadaşlar? Gördüğünüz üzere Gencarmaya şu anda 3. sırada ve HQC'nin 2. sıraya çıktı. Ki arkadaşlar gün içerisinde takip ediyoruz. Zaten gerçi videosunu yapmadım ama birkaç arkadaşımla konuşuyordum. Bu HQ İskender gibi olan HQC'nin arkadaşlar gün içinde basmaya başladı. Lan gördük, puanının sürekli yükseldiğini gördük. Hatta en son bir 2K 3K falan fark kalmıştı Gencer'le arasında. Tabi şimdi Gencer'i de geçti. 2.562.000. Şu anda Tridermen'e doğru gidiyor arkadaşlar. Peki bu işin aslında astarında ne var? Söylemiştik arkadaşlar, bu End ittifakında bir sıkıntı oldu. Çok büyük bir problem oldu ve ittifak birçok üyesini kaybetti arkadaşlar. Birçok üyesini kaybetti. Hemen şuradan bir bakalım. Bakın ittifak dedim. İttifak 31 milyon derecesi arkadaşlar. Ki yani bu ittifakın normalde 50 mi civarında gücü vardı. Ve şu anda 27 kişi var. 3 kişi de eksik. Hemen şöyle bir bakalım ittifaka. Mesela böyle bir oyuncu var. Yani prestiji düşük. Şöyle bakalım. Mesela şu yukarıdaki kadro arkadaşlar iskelet kadrodan, yani eskilerden. Ama aşağı doğru indikçe arkadaşlar, yani yan hesaplar iyice ortaya çıkıyor. Şöyle bakalım, 300K arkadaşlar. Erkan Dinler arkadaşlar. Bildiğin Erkan Dinler, yani daha ötesi yok. 455'ler ve 550'lerle dolu bir hesap arkadaşlar. 550'lerin falan olduğu bir hesap. Yalnız abi her yerden bir Türk parmağı çıkıyor var ya. Her yerden bir Türk parmağı çıkıyor ya. Çıkmıyor değil yani. Arkadaşlar eğer Endgame'e katılmak isteyen varsa buyursun katılsın. Şu anda kotaları müsait. Şaka bir yana, tabii ki şaka bir yana. Yani ne yaşadılar bilmiyorum. Kimin haklı olduğunu bilmiyorum. Ama arkadaşlar şu kalınan durum hakikaten zor bir durum. Hadi gelelim şimdi toparlayalım. Neredeler? Gel buraya. Evet arkadaşlar, dediğim gibi yani şu anda End'in yaşadığı durum hakikaten zor durum. Yani muhakkak bir şekilde işin içinden çıkarlar veyahut da komple selamünaleyküm deyip dağılırlar. Herkes bir yere geçer. Ama tabii benim tahminimce burada HQC'nin arkadaşlar bir nevi şekil yapıyor. Yani diyor ki siz hayırdır diyor. Yani böyle bir şey yaptınız ama diyor. Hani ayrıldığınız ama diyor, bakın ben buradayım falan. Bak globalde çıkayım da siz beni görün diyor işte. Dediğim gibi şu anda takibe devam edeceğim. 2.562.000 şu anda. 2.562. Bakalım yarına kadar ne kadar çıkacak. Bu arada ben de ufaktan bir bastım. Ghost vardı ya bizde, 5 yıldız Ghost. Onu arkadaşlar attım. R2 attım. Henüz önce R2 atacak kadar malzemem var. Dediğim gibi R4'e kadar atacağım. R4'e çabuk atabilirsem. Yani 1-2 hafta içerisinde Alfa 2 mi yok şu anda? 2 tane Alfa 2 eksik. Çok R4 ve R5 basmıştım. Alfa 2'ler gitti. Çok çok enteresan değil mi arkadaşlar? Yani böyle bir an önce Ant ittifakı bir patlama oluyor. Buradaki oyuncular işte dağılıyor. Ne bir MMX'e geçiyor bir kısmı arkadaşlar. İşte geri kalan belki büyük bir kısmı da Asgard'a geçiyor. Sonra sürekli birinci sırada görmeye alışık olduğumuz arkadaşlar şurada. Yanlış yer. Böyle arena kasmamı bıraktılar. Şurada normalde arkadaşlar birinci sırada her zaman Ant'i gördük abi. Hiçbir zaman değişmezdi. İkinci sırada MMX vardı arkadaşlar. Yani prestij olarak End MMX'ten daha yukarıydı. Tabi dağılınca şu anda MMX birinciliğe çıktı rahat bir şekilde. Dağılan oyuncuların toplandığı arkadaşlar Asgard ittifakı. Onlarla ikinci sıraya geldi. Tabii ki parçalandılar. Eğer bütün olarak gelselerdi ki o zaman geçmenin bir anlamı kalmazdı. Burada da arkadaşlar ikinciliğe kadar ama herhalde çok iyi çıkmışlar. Yani yan hesapları da baya baya sağlanmış. Yani dandik dandik. Bu arada arkadaşlar yani birçok oyuncunun yan hesabı varmış. Onları da zaman içerisinde öğreniyorsunuz. Benim düşünsenize yan hesabım olduğunu abi. Ben şimdi düşünüyorum mesela.
Bu bütün günüm ben şimdi bu hesap başında geçiyor. Ben yan hesaba girip girecek bile yapamam büyük ihtimalle. Helal olsun vallahi adamlara. Yan hesaplar var. Yan hesapları var yani. Yan hesap da değil. Var da var. NYC3'te ASR 4.'lüğe kadar çıktı. Acaba bunların arasında ne kadar fark vardır? Yani çok fazla bir fark yoktur diye düşünüyorum. Bu arada şu HQ İskender'i de bir göstereyim arkasına. 6 yıldız falan var mı profilde diye. Neredesin? Gel. Profili görüntüle. Yok yani arkadaşlar profili henüz bir 6 yıldız atmamış bile HQ İskender. Tor, Namor, Anka ve Gold Buttons arkadaşlar 5 yıldızların en üstündeki prestij karakterleriyle prestij ekibini kurmuş. Gencermeye bakalım arkadaşlar, biliyorsunuz gencerme şeyi seviyor. Yavaş yavaş işte atıyorum her güncelleme işte seviye yükseltmeye geldiğinde 3K atayım, 5K atayım, işte fazla yükseltmeyeyim. Anca böyle aradaki fark açılınca o de ben diyor vitesi takayım diyor. Çat basıyor, anca öyle yapıyor yani bunu seviyor. Tridir benle şu anda aralarında ne kadar var? Tridir 2600, bu 2 başta 62 yani takriben bir 39K civarında, 39,5K civarında bir fark var. Gencerme ile ne kadar var HQ'nun arasındaki fark? 58-68'den 6 eksiktesiniz arkadaşlar. 14K civarında da 14,3 civarında da Gencerme ile var. Peki ellerindeki kartlar sayısına bakalım mı? Kaç tane varmış? Mesela Gencerme'de arkadaşlar 673 tane karakter var. 673. 2 tane de 6 yıldız var. 200 kopya olmuş mu? Olmaz olur mu ya? Olmaz, oğlum bende mi olacak? Onlar da olacak diyor. Ana 160 kopya. HQ'da ne kadar varmış? 676. 3 tane karakter daha fazlası var. Yani Gencerme'de olmayan 3 karakter HQ Scene'de var arkadaşlar. Peki Trader'da da 279 arkadaşlar. Yani aralarında güzel bir algoritma yapmışlar. 3-3-3 fark var yani. 3-10'da, 3-10'da, 3-10'da ve Trader'man 2-601 ile arkadaşlar şu anda zirveyi almış durumda. Bakalım şu geleceğin evsosu nerede? Tıklayamadım kendimi. Bende kaç tane karakter var? 478 alayına gider bundan sonra. VIP'nin bitmesine 18 gün kalmış. VIP de çok daha güzel ya. Şuraya bir daha bakayım da gözüm gönlüm açılsın. Var mı gelen giden bir şey? Şu varmış. Tamam, bir tane bundan alalım. Hangi sınıf? Mutant sınıfına çevirelim. Başka ne var? İki bin parça karşısında bir tane 3 yıldız. Bana kadar kötü bir teklif. Burada alfabiller falan aslında 11K. Çat bir basacaksın alacaksın. Ama şu anda bekliyoruz arkadaşlar. Bizim challenge'ımızı bekliyoruz. Challenge'lik kriller de şey, kristaller de bayağı bir oldu. Milletle aranızda kapışıyorum. 6 yıldız varlık görüyorum ya. 6 yıldız varlık. 18 bin parça 5 yıldız olmuş. 6 yıldızlar da 9 bin parça. 1000 parça sonra yani haftaya macera geldiğinde arkadaşlar macerada atarız. Şu an bidiklerden hiçbir şey çıkmadı daha bugüne kadar var ya. Bir kere büyüğünden alfa 1 çıkardım. Başka da hiçbir şey çıkaramadım. Arena sonuçlarını şimdilik göstermiyorum arkadaşlar. Göstermeme sebebim de herkes birbirini şu anda takip ediyor. Kim ne kadar kasıyor muhabbeti var herhalde. Bakıyorum kimse ya yayın yapmıyor bununla ilgili. Yani yapanlara da bakıyorum bunu kasıyorum diye ama daha 7-8 mi'de yani. Kalmış şurada takriben ne kadar? 16 saat kalmış. Bir yandan da bu 15 görevi yapmaya devam arkadaşlar. Tane yani küçük kullan da burası bitsin. Sunspot enfes bir şey ya. Müthiş bir saldırıyorsun. Warlock için ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Videonun altına yorum yazar mısınız? Sizce Warlock nasıl? İyi mi, hoş mu yoksa boş mu? Gerçi ben Warlock'la ilgili bir video çektim ama yine sizler de bir düşüncenizi yazın arkadaşlar. Bir bakalım Warlock nasıl bir şey sizin gözünüzde? Pazar günü alabilir miyiz? Nasip, her şey nasip, alırsak biz de denemiş.
oluruz en azından diyorum arkadaşlar. Bizi YouTube dışında Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Yine YouTube kanal ismimizde aynı Magi TV, Mucot diye arkadaşlar Instagram'dan da takip edebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bakalım zirvede neler olacak diyor. Çıdır çıkmadan bir daha bakayım. Belki 3-5K daha basmıştır Bundi. Yani son hala 562. Henüz basmamış. Hadi bakalım. Arkadaşlar görüşmek üzere. Allah'a emanetsiniz.